videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. 6 Kasım 2020 Cuma, mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Yeni bir programla, yeni bir neşterle karşınızdayız. Bir hafta geride kaldı. Biz bu hafta stüdyomuzda bir siyasetçiyi konuk ediyoruz. İYİ Parti İl Başkanımız Sayın Sebahati Ataman bugün stüdyo konuğumuz olacak ve ülke gündemine, şehrimizin gündemine, dünyadaki olaylara İYİ Parti'nin penceresinden bakmaya gayret edeceğiz. Tabii ki ülke meseleleri başta olmak üzere temel konumuz siyaset olacak. Siyaseti konuşacağız. İYİ Parti politikalarını masaya yatırıp ne işler atacağız. Ama başlamadan önce İzmir'de yaşanan deprem için bütün İzmirlilere, bütün yurdumuza, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi buradan dile getirmek istiyoruz. Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır, yaralılara da acil şifalar temenni ediyoruz. Deprem ülke gerçeğimiz, bir deprem kuşağı üzerinde olan bir ülkeyiz. Yurdun muhtelif yerlerinden belirli zamanlarda bu deprem haberleri hep yükseliyor ve depreme hazırlıklı olmamız gerektiğinin bir işareti. Ne derece hazırlıklıyız, ne derece bu konuya duyarlıyız? Tabii yaşanan olaylar çok güzel ortaya koyuyor, sergiliyor. Biz bunlardan ders alıyor muyuz? Almamız lazım. İşte bunları da bütün bugün biraz konuşalım istiyoruz. Bu konuda İYİ Parti'nin fikirlerini soralım istiyoruz. Başkanım, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Ceyhun Bey. Nasılsınız Sayın Sebahat Ataman? Öncelikle hayırlı olsun. İYİ Başkanım da yeni bir isim ama evet. İYİ Parti kuruluşundan beri İYİ Parti çatısı altında politika yapıyorsunuz. Daha öncesinden bir politik geçmişiniz var mı? Hayır, devlet memuruyduk. Emekli asker olduğunuzu emekli biliyorum. Askerim. Kısaca siz de tanıtalım mı burada, tabii ne dersiniz? Tabii ki. Ben emekli bir hava albayım. 2013 yılında emekli oldum. Daha sonra İYİ Parti'nin kurulmasıyla birlikte kurucu olarak İYİ Parti'nin teşkilatlarında görev yaptım. 12 Temmuz 2020 tarihinde yapılan ilk kongresiyle de delegelerimizin, üyelerimizin teveccühüyle de il başkanı seçildik. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Bütün o koltuğa oturan bütün politikacılara ortak temennimiz bu. Evet. Size de aynı temennilerde buluyoruz. Umarım arzu ettiğiniz partilerinizin, size oy verenlerin, beklentisi olanların arzularını yerine getirecek İnşallah. Bir görev süresi geçirirsiniz. İnşallah. Tabii depremle başladık. İsterseniz öyle devam edelim. Evet. Yurdun muhtelif yerlerinde zaman zaman depremler yaşanıyor. Bu depremler sonrasında her defasında da çok hazırlıklı olmamız gerekirken ne kadar az hazırlıklı olduğumuz ortaya çıkıyor. Bu benim kişisel kanaatimden ziyade veriler yani ortaya koyuyor. Millet olarak, hükümetler olarak mı, her şeyden önce birey olarak, vatandaş olarak sanki bu konuyu sadece olay yaşandığında gündemde tutup bir şeyler yapıyoruz. Sonrasında hepimiz unutuyoruz gibi geliyor. Siz ne dersiniz? Ben de maalesef yaşadığımız İzmir depreminden dolayı üzüntülerimi belirterek başlamak istiyorum. Bu depremde kaybettiğimiz canlar var. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Çok çabuk unutuyoruz. 1999 depremini çok çabuk unuttuk ki çok yıkıcı bir depremdi. Arkasında sayısız Van'da, Elazığ'da, Erzincan'da sayısız depremler yaşadık. Hala maalesef çok üzülerek söylüyorum, yeterli tedbirleri almıyoruz. 99'dan sonra işte depremle ilgili yasalar çıkarttık, vergiler koyduk. Biliyorsunuz deprem vergileri toplandı, hala toplanıyor. Ama geldiğimiz noktada bakıyoruz ki hala bir arpa boyu yol alamamışız. Bu gördüğümüz deprem İzmir ana depremi de değil. Bu Ege Denizi'nde Sisam Adası yakınlarındaki bir deprem. Merkez üssü İzmir'de olsa Allah göstermesin daha bayraklı acı haritadan silecekmiş galiba yani seferihisar, Allah muhafaza. Allah muhafaza, çok daha acılar yaşayacaktık. Tabii deprem vergileri dedik. Maliye eski bakanlarından Mehmet Şimşek şöyle denmişti. Bir ara sorular, bu deprem vergileri nerede, ne yapılıyor diye. Duble yol yaptık dedi, havaalanı yaptık dedi. Bu ne amaçla toplanmıştı ki böyle bir harcamayı kendilerine hak gördüler. Tabii bunlar sorgulanması lazım. Meclisin sorgulaması lazım. Halkımızın sorgulaması lazım. Çünkü bu paralar hepimiz tarafından veriliyor ve maalesef depremin en büyük şeyi can kaybı.
İşte görüyoruz, gözlerimiz yaşararak izledik. Bir çocuğumuz kurtuluyor 3 yaşına ama maalesef annesi kaybolmuş. Annesini kaybetmiş. Bugün Sayın Ataş'ın bir basın açıklaması gelmişti. Mecliste depremle ilgili olarak ülke gündeme taşıp bir takım eleştiriler getirmiş. Haklı olarak bir takım sorgulamalarda bulunmuş. Onu dinlerken şey geldi aklıma. Vaktle büyük İzmit depremi sonrası toplanan yardımlar vesaire ve Koray Aydın'ın o zamanki Bayındırlık Bakanlığı, evet, şimdi Genel Başkan Yardımcınız ve Yüce Divan'a kadar giden bir süreç olmuştu. Sonra sanırım aklandı vesaire ama ben o zaman Ankara'da gazetecilik yapan aktif gazeteci bir insandım ve o dönemi çok iyi biliyorum. Mesela Koray Aydın'ın kayınbiraderinin bir anda 100 küsur tane dairesinin olması, işte ülkenin en tanınmış mankenleriyle gezip tozmaya başlaması falan, bunlar çok yazıldı, çizildi, konuşuldu. Belki Koray Aydın o zaman Yüce Divan'da aklanmıştı ama milletin vicdanı ne derece aklandı, bunlar hep sorgulanması gereken şeyler. Bunu geçmişten getirmeye çalışıyorum. Niyetim sadece Koray Aydın'la ilgili, Sayın Aydın da o koltukta oturdu, sorularımızı cevapladı. Keşke bu soruyu da sorsaymışız o zaman ama yani bu olaya sanki siyasetçilerin bakışı hiç değişmiyor. Yani büyük İzmit depreminden sonra o kadar çok deprem yaşandık ülkemizde muhtelif zamanlarda. Siyasetçiler değişiyor, koltukta oturanlar değişiyor, bilmem ne yapıyor ama sorun hep aynı sorun olarak duruyor. Her deprem sonrası bakıyoruz, yine yıkılmış binalar, yine müteahhitlerin suistimalleri, yine göz yumulmuş bazı işte imar hatalarına göz yummuş yöneticiler falan. Senaryo ve yaşananlar değişmiyor, sadece siyasetçiler değişiyor, yöneticiler değişiyor ama sorun ve vatandaşın mağduriyeti hep aynı kalıyor. Öyle baktığımızda siyaset bu işe niye bu kadar uzak bakıyor? Bu bir oy kaygısı mıdır? Yani birçok kanunlar çıkartıldı, yönetmelikler değişiyor, işte imar yasaları değişiyor, yeni tarz kontrol mekanizmaları oluşturuyor falan ama iki gün önce işte en son Erciş depreminde yaşanmıştı. Evet. 5 yıl önce yapılan bina tuzla buz olmuştu. Onca bir öğretmen altında kaldı. Yanında 40 yıllık 50 yıllık eski tarz teknolojiyle yapılmış binalar sapasağlam ayakta kaldı. Yani niye bunun kontrolünü sağlayamıyoruz? Eksik ne? Fazla ne? Siyaset etken olmamız mı? Buradaki siyasi endişeler mi? Neler söyler? Siz asker kökenli bir insansınız. Yani işi daha disiplinli bakan bir kurumdan geliyorsunuz. Ne dersiniz? Bir siyasetçi olarak değil de ben de bir asker olarak bunu cevaplasanız. Bunu siyasetçi, asker böyle düşünmekten ziyade bir insan olarak da bakmak lazım. Hepimizin başına gelebilecek, hepimizin bir yakınını kaybedebileceği bir olay. Deprem. Büyük bir doğal afet. Ve bu gerçeği ülkemizde yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz. Bakın, mesele şu. Çıkartılan kanunlar takip edilmiyor. Mutlaka delecek bir yollar buluyoruz. Biraz önce siz de söylediniz. Belki oy kaygısı güdülüyor. İzmir'deki olayda da çürük raporu olan yani 2014'te diyor, işte bilmem kaç bina diyor, oturamaz raporu var diyor. Ama buna rağmen oturmuş. Çünkü burada, yani bunun kontrolünü kim yapıyor? Belediyeler mi yapıyor? Yerel yönetimler, vali, kanunda, kaymakamlık kanunda mı yapıyor? Kanunda bir takım şeyler var. Bakın, insanların ekonomik durumu çok kötü. İnsanlar kendi evlerinin depreme dayanıklı olup olmadığını kendileri kontrol ettiriyorlar. Gidiyorlar, bunu yapan bazı şirketler var. Evet. Parası karşılığında yaptırıyorlar. O kişiler bir rapor veriyor. Bu raporun sonrasında bunun işte oturulamaz, ağır hasarlı, orta hasarlı, güçlendirilmesi gerekir diye. Bundan sonra insanların kendilerinin yapması gereken bir takım işler var. Bunların her biri de maliyet. Ama o zaman işte bir tabutun içinde yaşama insanlar oraya, göze mi alıyor? Yani fıtrat diyor, bize bir şey olmaz diyor. Yok ya, biz buradan kurtuluruz diyor. Burada deprem olmaz diyor. Çünkü bir çaresizlik var. Bireysel bakın, olarak da bu işe bireysel olarak da buna bakmamız lazım. Tabii ki. Yani. Kanunda bir 18 ay 1 milyon 300 bin lira 1300 lira yani kira yardımı var. Şimdi düşünün, oturduğunuz apartmanda çürük raporu var. Orayı siz yıkacaksınız. Yeniden yaptıracaksınız bir maliyet ve 18 ay sadece devlet 1300 lira gibi bir para yardımı yapacak. Bunu kaldıracak durumda yok. Türkiye'nin ekonomisi, çalışanların durumu, maaşlarımız ortada, biraz sonra geleceğiz o konulara da. Ama tabii ki zaman içerisinde belediyeler, imar kanunlarındaki değişiklikler, yani şunu sorgulayalım. 99'daki depremdeki Koray Bakan'ın
konusu konuşuluyor ki hem biraz önce dediniz sanırım değil atlanmıştır ve 99 depreminde o günün Türkiye'sindeki ekonomik krizlere rağmen yaptığı işlerin de neler olduğu ortadadır. Bugün kalkıp da 2021'e gireceğimiz dönemde gidip de 99'daki şartları gündeme getirerek canım o zaman da bu oldu demekle de kurtulmuyor. Yani bu çok kötü bir yaklaşım. Bu kanunlar yerine getirilmedi. Kanunlar yeterince uygulanmıyor. İnsanlar zor durumda. O nedeniyle mesela biraz önce söylediniz. Evet, peki imar affı geldi iki yıl öncesinde değil mi? Reklamlar çıktı. Reklamlarda işte daha önce yaptığımız bina işte şöyle böyle artık imar affı barışıyoruz. Peki şunu sorgulayalım. Bu imar affıyla kaçak binalara ruhsat verilirken, tapu verilirken bu deprem olacağını hiç mi düşünmedi hükümet? Bir de bu yönden bakalım. Yani bugün imar affından yararlanan o binaların ne kadarı depreme dayanıklı? Bu gerçekten çok büyük bir sorun. Türkiye'nin yaşayacağı çok büyük bir sorun. Bakın ben size birkaç tane rakam vereyim. İstanbul Planlama Ajansı diye bir ajans var. Bu ajans bir çalışma yaptılar. 7,5 büyüklüğünde biliyorsunuz İstanbul'da beklenen deprem 7-7,5 civarında. 7,5 civarındaki bir deprem olduğunda İstanbul'da 48 bin bina tamamen çökecek. Ağır hasar. 194 bin binada orta hasar alacak. Rakamlara bakın. Ve yolların %30'u kapanacak. Yolların %30'unun kapandığını düşünün. Evet. Lojistik ve yardım da götüremeyeceksiniz. Ve bunun maliyeti. İnsan maliyeti olmaz. İnsanı cana ayırıyorum. Ekonomik maliyetten bahsediyorum. 120 milyar dolar. Yani ülkenin iflası demek. Geldi deprem. İstanbul depremi 99'dan bu yana diyor ki kapınızdayım. Kapınızdayım. Ne yaptık biz? Toplanma alanlarını bile AVM yapıyoruz şu anda İstanbul'da. Bir caddede akşam gittiğiniz zaman sağlı sollu otopark haline getirilmiş cadde bir itfaiyenin bir kurtarma aracının girmesi mümkün değil. Bir de binaların çöktüğünü düşünün. Bakın yolların %30'unun kapandığı bir olaydan bahsediyorum, bir senaryodan bahsediyorum. Tabii şimdi toplanan paralar nerede? Bunun hesabını vermeleri lazım. Deprem paraları nerede? Yani şöyle söyleyeyim, bu deprem paralarıyla saraylar yaptırılmaz. Makam arabaları, makam uçakları alınmaz. Alınmamalı. Alınmamalı da. Yani kim ne yapıyorsa bununla ilgili bunu olarak mutlaka kişisel, hesabını vermeliler. Devlet için yani, başka ne amaçla? Yani deprem için toplanan para ya da deprem için ayrılan bütçe, depremi evet, iyileştirmesi dergisi, yapılan her kim ne yapıyorsa bununla ilgili yanlış yapıyor. Ben şimdi yani şunu merak yapıyor. Ediyorum. Yani çıkıp bir yetkilinin 99'dan bu yana bu halkın cebinden gönüllü olarak diyelim artık deprem vergisi kesildi. Kaç lira ve bu paralar nerede? Veya nerelere harcandı? Yani bakın tabii ki bu olay o kadar büyük bir olay ki bir araştırma yaptım. Almanya'da kaç bin müteahhit var biliyor musunuz? Yani Almanya'daki tahmini, müteahhit sayısı bizim Kayseri'deki kadar bildiğim yok, kadarıyla. Yok daha da az. 3150. Yani bizim Kayseri'de 5000 tane müteahhit var. 3150. Tüm Avrupa'da 50 bin müteahhit var. Türkiye'deki müteahhit sayısı 454 bin. Yani. Bunu şunun için söylüyorum. Türkiye'de en kolay mesleklerden bir tanesi müteahhit, müteahhit olmak. Gerçi son şeyle o da artık herhalde biraz güçleştirecek ama. Bunun bir müteahhitlerle uygulanabilirse ilgili tabii yasa. Gerçekten güzel bir yasanın uygulanması gerekiyor. Bunların yeterliliği, bunların bu konutları yapabilme kabiliyetleri, yanında çalıştırdıkları elemana kadar mutlaka ve mutlaka çok net bir şekilde bu kanun uygulanması lazım. Bakın size bir örnek daha vereceğim. Bu da çok enteresan. 2020 yılında 6,5 üstünde toplam dünyada 22 tane deprem olmuş. Ve bu 22, 6,5 ve üstü 22 depremde 168 kişi ölmüş dünyada. Yeah. Bunun 155 tanesi Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bizim vatandaşlarımız. Yani bu bile, bu sayılar bile yani bu burada kaderciliğin artık şeyi yok. Burada ihmal var. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Deprem, İzmir depreminden sonra kurtarılan bebeğimizin babasının eşinin cenazesindeki şeylerini duydunuz değil mi feryadını? Dedi ki benim maaşım şu, ben de isterdim ki daha güçlü
daha sağlam bir apartmanda oturmak isterdim dedi. İşte bunları düşündüğünüz zaman çok ivedilikle bu gerçekle yüzleşmemiz ve çalışmalarımızı ona göre yapmamız lazım. Aksi takdirde bu işi siyaset üstü bir iş olarak görüp devlet politikası omuz vereceği bir bu devlet politikası. Millet politikası, devlet de demeyelim, devlet işin içerisine girince çok fazla şey oluyor. Hükümet demiyorum, devlet politikası yani, haline gelmeli. Bunun bir milletin faydası olarak düşünüp bütün partilerin, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin hepsinin bir araya gelip burada bir ortak konsensüsle çalışma yapması lazım. Aksi halde bu senaryoları, bu tabloları hep yaşamaya devam edeceğiz. Sonra da enkazdan çıkardığımız 10 kişiden 1 kişiye sevineceğiz. Kendimizi böyle fakir şeyiyle ne derler avutacağız. Yapmayalım, bunu yapmayalım. Evet. Gerçekten çok yanlış. Her kim yapıyor? Canımız yanıyor. Canımız yanıyor. Çok içimiz acıyor. Ya yeter yani vatandaşa, millete, bizlere bunları yaşatmaya kimsenin hakkı yok sevgili izleyiciler. İyi Parti politikalarından biraz bahsedelim. Tabii. İki seçimi atlattık. Millet İttifakı. İyi Parti'nin son dönemde biraz daha ılımlı bir muhalefet anlayışını benimsediğini, daha yapıcı eleştiriler içerisinde olduğunu görüyoruz. Bunu genel başkandan illere kadar hemen herkeste gözlemliyoruz. Ve son dönemde AK Parti ile bir ittifak diyaloğu olabileceği gibi senaryolar konuşuluyor. Millet İttifakı içerisindeki durumundan İYİ Parti rahatsız mı? Vaz mı geçti? Daha sert söylemleriniz vardı seçim dönemlerinde vesaire. Bu ılımlı siyaset, bu ılımlı yapıcı muhalefetin özel bir sebebi var mı? Yani ilk sert muhalefet çok işe yaramadı, bir de ılımlıyı mı deneyelim diyor İYİ Parti. Bu politika değişikliğinin, bu söylem değişikliğinin nedeni nedir sizce? Aslında bizim bir politika değişikliğimiz ya da söylem değişikliğimiz yok. Biz siyasette üsluba çok değer veriyoruz. Artık üslubun siyasette çok kirlendiğini yani vatandaş de sert üsluptan bıktı, onu mu gördünüz? Vatandaş da tabii bıktı. Bakın Ceyhun Bey. Ben bıktım şahsen. Ben sevmiyorum öyle hepimiz çok sert bıktık. Söylemleri. Bakın, kavga dilini. Amerika'da bile izlerken şimdi şeyi burayı da kendimize çevirdik. Valla oradan bile rahatsız oluyorum. Buyurun lütfen. Ceyhun Bey şöyle söyleyeyim. Bakın hepsini rahmetle anıyorum. Rahmetli Süleyman Demirel. Rahmetli Bülent Ecevit ki dün biliyorsunuz onun ölüm yıl dönümüydü. Allah tekrar rahmet Allah rahmet eylesin. Rahmetli Necmettin Erbakan. Rahmetli Başbuğ Alpaslan Türkeş. bunların dönemini şöyle bir gözünüzü kapatın ve gözünüzün önüne getirin. O TRT'nin gerçekten Türkiye'nin radyo ve televizyonu olduğu dönemlerdeki açık oturumları bir gözünüzün önüne getirin. Bir üslup daha ve, objektif olduğunu demek istiyorsunuz. Tabii ki bir üslup ve nezaket vardı. Birbirlerine sayın diye hitap eden en acımasız eleştirileri, siyasi eleştirileri yaparken kişilikleriyle ilgili ya da yaşantılarıyla ilgili asla ve katiyen tecavüz etmeyen bir anlayışları vardı. Birbirlerine son derece nazik, nezaketli üslupları vardı. Ancak 2002'den sonra, AKP iktidarından sonra bu üslup tamamen değişti. Üslup çok sert, kaba, bazen duymak bile istemediğimiz kelimelere kadar giden bir üslup oldu. İYİ Parti hiçbir zaman bu üslubu kullanmadı, kullanmayacak da. Biz toptan evetçi ya da toptan hayırcı bir parti olmadık. Memleketin, vatandaşın lehine olan her şeyi destekleyen bir anlayışımız var. Yani siyaset yapıyoruz diye her şeye muhalefetiz diye çıkmıyoruz biz. Olması gereken de aslında bu. Ancak memleketin, devletin, vatandaşın aleyhine olan bir konu varsa bunu da milletvekillerimiz vasıtasıyla ki en çalışkan milletvekilleri bizim, oturumlara sürekli katılan milletvekilleri bizim, en çok önerge veren milletvekilleri bizim. Bunları da mutlaka dile getiriyoruz. Dile getirirken de sadece eleştirmek olarak getirmiyoruz. Getirdiğimiz her eleştirinin yapılması gerekeni söylediğimiz zaman çözüm yollarını da söylüyoruz. Yani bizim anlayışımız bu. Bu anlayışla da devam ediyoruz. Bu şekilde de devam etmeye ilkesiyle İYİ Parti devam edecek.
Benim gözlemlerim, ben tabii gazeteci hı hı. olarak, medya mensubu olarak, yani seçim döneminde Millet İttifakı'nda aktif görev varken ki üsluptan biraz daha ılımlıya doğru bir gidiş var. Ve şunu net olarak bir daha sorayım, AK Parti ile ya da Cumhur İttifakı'na girmek gibi bir durum olabilir mi önümüzdeki şimdi tabii ben bir il başkanıyım. Yani Sayın Bahçeli'nin genel başkanınıza çağrılarda hatırlatalım burada. Ama onunla ilgili olarak Sayın Genel Başkanımız çok net cevaplarını verdi. Artı bu cevapları verirken de Sayın Genel Başkan bu soru o kadar çok sorulmaya başladı ki en son kafama sıkarım diye bir ifade kullandı AK Parti ile böyle bir ittifaka. Bizim böyle bir ittifaka falan ihtiyacımız da yok. Böyle bir şey de düşünmüyoruz. Bizim Genel Başkanımızın söylediği şey şuydu. Memleketin çok sorunu var. Gelin bu sorunları millet masasında oturalım, siyasi liderler olarak tartışıp çözüm yolları bulalım derdi. Bizim söylemimiz buydu ve kırmızı çizgilerimiz var. Mesela bu kırmızı çizgilerimizden bir tanesi nedir? Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş. Bundan da taviz verme şansımız da yok. Genel başkanımız da bu defalarca açıkladı. Öyle bir ittifak arayışımız falan yok. Yani Millet İttifakı'nda devam eder mi? Yani biliyorsunuz orada da Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi evet. dışarıdan destekli HDP vardı. Yani bunun resmi adı konmamıştı ama seçim sonuçlarında herkes de bunu çıktı meydanlarda da söylediler. Bir destekler oldu. HDP ile de destek teması vardı Millet İttifakı'nın. Bu olay devam eder mi önümüzdeki Bakın, günlerde? Yine rahmetli Süleyman Demirel'in sözüyle cevap vereyim öncelikle. Siyasette 24 saat çok uzun bir süre. Şimdi bu dündür, bugün bugündür. Ancak şöyle bir şey. Bu ittifak devam eder etmez olayını bir tarafa bırakıyorum. Ama HDP konusunda bakın Türkiye'deki siyasi liderlerin içerisinde Meral Akşener, HDP eşittir PKK diyen tek liderdir. Bir, dışarıdan desteklemiş, şöyle desteklemiş değil. Bakın, Kürt vatandaşlarımız bizim kardeşlerimizdir. 83 milyonun temsil eden bir partiyiz. Kürtlerle HDP'yi birleştirme. İşte oraya geleceğim. Asla ve katliyen bu tür bir söylem yanlıştır. Ve bizim Genel Başkanımızın ve İyi Parti'nin politikaları açıktır. Şimdi İstanbul seçimlerinde işte oradaki her birey kendisi gitti, oy verdi. Orada Cumhuriyet Halk Partisi ittifak adayıydı. Olabilir HDP'ye oy vermiş insanlar da AK Parti kazanmasın diye vermiştir. Bu bir ittifak değildir. Bu aynı zamanda bunu söylemek de yanlıştır. Eğer ittifak konusuna HDP ile ya da PKK ile ya da buna benzer şeylerle söyleyecek olursak ha buradaki 29 Ekim rezaletini hatırlatırız. Çadır mahkemelerini hatırlatırız. Selam olsun Kobaniye'yi hatırlatırız. Megri Megri'leri, Şivan Pervezleri hatırlatırız. Abdullah Öcalan bu memleketin kanaat önderidirini hatırlatırız. Bu şu mu oluyor? Ya onlar zaman, öyle yaptıysa biz de yaparız ve yaptığımızda hayır, normaldir. Bizi de normal görsünler. Biz, hayır. Madem iktidarın bu şeylerini vatandaş normal yok, gördü bizi de normal biz görsünler. Biz böyle bir şey yapmadık. Yani. Ancak ama insanlar oy vermiştir. Bir ittifak yok. Resmi bir ittifak Millet yok. Millet İttifakı'nı HDP destekledi ve seçimlerde ortak adaylara bakın, oy verdi. Siz İstanbul'da yani yaşayan bir insansınız. İstanbul'da yaşayan ve HDP'ye oy veren bir insansınız. Orada da adayınıza değil, kazanması muhtemelen olan birine veriyorsanız ve AK Parti istemiyorsanız bunun adı ittifak değildir. Yani şunu anlıyorum, AK Parti için ortak bir şey oluşturdu. Yani aynı şey gibi Makavel'in amaca ulaşmak için her yol mübahtır. HDP'de destekliyorsun. Peki ben size şunu söyleyeyim. Doğuda, böyle bir anlayış. Peki ben size şunu söyleyeyim. Doğu'da bazı ilçelerde sırf Milliyetçi Hareket Partisi kazansın diye aday çıkartmadık biz HDP kazanabilir diye. Bunu, hangi ilçelerde bunlar? Ahlat'ta yaptık, Kars'ta da yaptık. Yani bunlar konuşulsun. Biz bunu yaptık. Millet İttifakı'da siz asker kökenli bir insan evet. olarak Millet İttifakı'ndan memnun muydunuz? Tabii ki memnunum. Devam etse de olur yani. Yani bakın mevcut sistem ittifaksız yürümüyor. Bu bir gerçek. Başkanlık sistemi öyle. Şimdi Amerika'da evet. en iyi yaşananı en iyi gösteriyor. Yani güç ikiye bölünüyor. Başkanlık sisteminin getirdiği bu. Yani önümüzdeki 20 yıl içerisinde herhalde bu sistem devam ederse ki biliyorsunuz işte Millet İttifakı eğer iktidara gelirse parlamenter sistemi tekrar getireceğini söylüyor. Eğer gelmez de böyle devam ederse ülkenin 20 yıl sonraki hali yine öyle olacak. Yani ülkenin hali öyle olacak. İşte tek adam rejimiyle giden
Bakın Cumhurbaşkanlığı, hükümet... Başkanlık sisteminden bahsediyorum. Evet, yani başkanlık sisteminde öyle. Yani değişmezse önümüzdeki yıllarda, günlerde 20 yıl sonra ülke böyle olacak. İşte Cumhuriyetçiler, Demokratlar gibi. Türkiye'de de isim ne olur bilmiyoruz o artık o zaman. Öyle bir durum hasıl olacak. Gidişat öyle çünkü. Gidişat bu sistemin yürümeyeceğini gösteriyor. Ben de böyle bakıyorum. Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi baktığınız zaman tek adam rejimine doğru gitti. Uçuyorduk, kaçıyorduk, şöyle oluyordu. Bu sistem gelirse ekonomimiz patlıyordu, işsizlik bitiyordu. Hangisi oldu? Hiçbiri olmadı. Hatta daha da kötüye gittik. Şimdi ben inanıyorum ki kendileri de bu birçok oy vermiş insan da başkanlık seçiminden bahsediyorum, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden bahsediyorum. Şu anda verdikleri oydan dolayı pişman olduklarını düşünüyorum. Yani işte Amerika'da da bunların örneklerini görmeye başladık. Orada da bir sıkıntı var. En iyi başkanlık sistemi denilen rejimdir orası. Orada da bugünkü sıkıntıları görüyoruz. Neredeyse sokak hareketleri de başlayacak orada. Bu sistemin fazla ileriye gideceğini düşünmüyorum. Ancak bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olduğu sürece de ittifakların olması doğal. Bakın daha öncelerde %1'ler, %0.5'ler, %2'ler önemli değildi parlamenter sistemde, değil mi? Ama şimdi %1'lik bir parti bile çok değerli bir hale geliyor. %50'yi tamamlayabilmek adına öyle geliyor. Evet. Onun için de şu anda mevcut bütün partileri düşünürseniz hangisi tek başına %50'yi alabilir? Hiçbiri alamaz. O halde ittifaklar bu rejimin, bu sistemin kaçınılmaz sonucu. Bir şekilde bu ittifaklar devam edecektir. Yani görünüş gidişat ona benziyor. Yani dediğiniz gibi bu sistemde, bu Cumhurbaşkanlığı sisteminde şeyler, ittifaklar zorunlu. Ta ki ittifaklar tek güç haline gelene kadar dediğimiz gibi örnekleri, dünya örneklerini görüyoruz. Sayın Akşener'in, Genel Başkanınızın Kayseri gezisiyle biraz devam etmek istiyorum. Aslında geçen sene bu vakitlerde gelmesi gerekiyordu. Bağbozu mu, üzüm şenliklerinde gelecekti. Gelemediler. Yaklaşık bir yıl sonra Kayseri'ye geldi ve ilk başlangıcı İncesu ilçesinde yaptı Kayseri ziyaretine Sayın Akşener. Tabii söz vermiştim olarak açıkladı ama sanki Sayın İlmen parti değişmesine biraz da nazire gibi ya da işte İncesu halkı bizi destekledi, kazandığımız tek ilçe Millet İttifakı olarak burasıydı, o insanların da gönlünü alalım tarzı bir bakış açısı da vardı gibi sanki. Bu benim kişisel kanaatim. Sizce niçin İncesu'dan başladı? Sayın Akşener'in söylediği doğru mu? Altında başka nedenler var mı? Şöyle söyleyeyim Ceyhun Bey. O dönem İncesu Belediyesi bizdeyken üzüm ve bağ bozumuyla ilgili bir program yapılmıştı. Bu programa da Sayın Genel Başkanımız katılacaktı. Ancak çok önemli bir olay nedeniyle, bir program nedeniyle Ankara'daki iki gün kala gelemedi. O zaman Antalya'dan bir şey oldu. Gelemedi. Antalya'ya gitti. Yok, Antalya daha önce, Elmalı'daki olay daha önce, bir hafta öncesinde Elmalı'daydı. Gelemedi. Ancak o programın hazırlanmasında da ben vardım. Sayın Genel Başkanımızın özel sekreteriyle de görüşerek Sayın Genel Başkanımız bir video çekip gönderdi bize. Biz bunu yayınladık hem sosyal medyada hem İncesu'da. İncesu halkına dedi ki, özür diledi. Çok önemli, gerçekten çok önemli bir programdan dolayı katılamadığını, ancak en kısa zamanda Kayseri'ye geleceğini ve geldiği zaman da ilk ziyaret edeceği yerin İncesu olduğunu o videoda anlatmıştı. Ancak tabii ki hemen akabinde birçok olaylar yaşandı. O belediye başkanı başka bir partiye geçti. Arkasından Covid-19 problemleri çıktı ve gelişi biraz gecikti. Bu nedenle vermiş olduğu sözü yerine getirmek üzere ve batıdaki ilçemiz, en batıdaki ilçemiz öyle düşünelim, yol güzergahı olarak da bir güzergah çizmeniz gerekiyor. O nedenle İncesu'dan başladık. Çok da güzel oldu. İncesu halkı da Sayın Genel Başkanımızı bağrına bastı. Vermiş olduğu sözü de yerine getirmiş oldu her zamanki gibi. İncesu'ya gitmişken Sayın İlmek'ten ve İncesu Belediyesi'nden bahsetmeden geçmeyelim. İncesu'ya gitmişken niye belediyeyi ziyaret etmediniz? Evet, başkan değişmiş olabilir ama sonuçta yani o partiler size o oyu vermiş ve o belediyeyi size vermişti.
Bence yani benim kişisel kanaatim ya da beklentim Sayın Akşener İncesu Belediyesi'ni ziyaret eder diye düşünmüştüm. Şöyle söyleyeyim, bizim bu millet bizi çağırıyor konsepti içerisinde Sayın Genel Başkan'ın bugün şu anda sahada COVID-19 belasıyla da mücadele ederken bu ülke tek bir genel başkanı başkan ilçe ilçe geziyor. Ki iki defa da biliyorsunuz Allah korudu direkten döndü COVID-19 konusunda Sayın Genel Başkanımız. Bir yakın koruması ve bir çalışan da çıkmıştı. Pozitif çıktı. Pozitif çıkmıştı. Şimdi Genel Başkan bundan önceki sanırım 80. ilçe İncesu. Ya 79 ya 80. Bu sene içerisindeki bu ziyaret. Gittiği yerlerde belediye başkanlıklarını ziyaret etmiyor. Ancak gittiği ilçelerde... İncesu özel bir durum yok. Yok. Ama İncesu özel bir durumu vardı yani. İşte İncesu İYİ Parti'den seçti, park değiştirmişti. Yok. Ancak gittiği ilçelerde bazı belediyelerde ziyaret etti. Ama nasıl ziyaret etti? O belediye başkanı, davet oraya gelen genel başkanı davet ettiği için davete icap etti. Programı aksamasına ya da süre o davete icap etti. Sayın Genel Başkanımız yoksa normalde programlarda... Sayın İmek'ten böyle bir davet gelse giderdi yani. Onu değerlendirirdi. Ancak bir de bizim o gezimizin bir şeyi var. Bakın il merkezlerini gezmiyor. İlçeleri geziyor ve esnafları geziyor. Bu olay ne? Esnaflarla bir araya gelebilmek. Esnafların derdini dinlemek. Daha çok esnaflarla istişare edebilmek. Belediye başkanının yanına gider, oturur, tamam çay içer, kahve içer. Yani tamam. Amaç vatandaşı dinlemek. Amaç vatandaşı dinlemek. Vatandaşla birlikte olmak. Onlarla iç içe olabilmek. Bu konseptten uzaklaşmamak adına da Sayın Genel Başkanımız böyle bir yol izliyor. Peki Sayın İlmek parti değiştirdi. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani gidince de değiştirdikten sonra da yalnız kaldığını, yalnız bırakıldığını, işte önderlik yapacak ne partiden yakınlık gördüm, işte ne millet Sayın Dataş'ı özellikle çok suçluyordu vesaire vesaire. Ve sizin o dönemde bir açıklamanız olmuştu, işte satın alınan makam araçlarından vesaire bir takım şeylerden ve bir ay sonra, bir aya kalmaz her şey ortaya çıkar demiştiniz. Bir şeyler çıktı mı ortaya? Biz mi atladık? Neydi sizin orada altını çizmek istediğiniz? Bakın şimdi o Sayın Başkan, biz unuttuk o konuyu. Biz unutmayız, biz gazeteciyiz. Biz unuttuk. İkincisi, onun hesabını 8.213 veya 17 seçmene verecek o. Ona o inanarak oy veren o 8.217 veya 13 kişiye... Sandıktan mı verecek diyorsun? Tabii, bir tabii, daha aday olursa belki de olmayacak. Bilemiyorum. Bakın, insanların bazı şeyleri vardır. Yok yalnız kalmış da, ne yapmışız da yalnız kalmış? Dursun Ataş'tan daha fazla ona... mitingine de Dursun Ataş katıldı, il başkanımız Süleyman Bozkurt katıldı, bütün teşkilatlar olarak konvoylarla katıldık, bu çalıştık, oradaki insanlar çalıştı. Neyi yalnız bırakmışız, ne istemişiz, bir talebimiz mi olmuş, il başkanlığı olarak bir talepte mi bulunmuşuz? Hiçbir talepte bulunmadık. O dönemin il başkanım Süleyman Bozkurt dahil olmak üzere, vekilimiz Dursun Ataş olmak üzere bir tek konuda şunu şöyle yap denmemiştir. O kadar rahat da bir çalışma sistemi vardı. O kişis, bakın bu niye kişisel. Yani o dediğiniz o bir ay içinde şeyler neydi? Kişiseldir. Beklentisi nedir bilmem. Bunu bilmem. Onu ona soracaksınız. Ama basın bülteniniz de o zaman sizin imzalarınız. O zaman basın bülteninde çok da ağır ifadeler de kullandım. Evet. Onunla ilgili konuşulan konular hala konuşuyor. İncesu'da herkes konuşuyor. Benim burada bir şey söylememe gerek yok. İncesu halkını da gittiğin zaman kimlerin ne dediğini biliyorsunuz. İki kere gittik keşke. Yani bir şey bir sorun. Bize söylemediler. Vatandaş sohbetleri de yaptık. Sorun. Röportajlar da yaptık ama. Bu konulara girerseniz orada görürsünüz. Sayın Genel Başkan geldiğinde de oradaki kalabalık aslında bir cevaptı. O bir cevaptı. Evet. Yine Sayın Akşener'in gezisiyle devam edelim. Lütfen. Develi ve dönüşte Erciyes'te... Kurultay alanına gittiniz. Evet. MHP'nin kurultayına, çadırın önünde işaret, yani zafer işaretleri yaptınız. Hayır, zafer işareti değil. Pardon. Türklüğün işareti. Bozkurt işareti yaptınız. Türklüğün işareti. MHP İl Başkanı da sert ifadelerle karşılık verdi. Şunu soracağım. Tabii böyle bir şeyden sonra illaki birileri cevap verir de. Amacınız neydi yani oraya giderken? Yani biz MHP çatısının altından gittik ama biz aslında ruhumuz hala Bozkurt mu demek istediniz? Neydi oradaki amacınız neydi? Şimdi bakın,
Bir defa, yani bunun bir tahrik oldu. Tabii, İleriye dönük yani daha Niye tahrik olsun? Dünyada bazı işaretler vardır değil mi? Zafer işareti herhangi bir partinin midir? Değildir. Rabia işareti herhangi bir partinin midir? Değildir. Yani değil. Siyasi tarihinde, siyasi arenasında MHP kullandı bunu. Ne zamandan beri kullanıyor? Yani Galip Bela'dan beri değil işte, kurulduğundan beri. Hayır değil. Rahmetli Başbuğ'un Adana mitinginden itibaren 91'den bu yana kullanıyor. Bakın, Bozkurt işareti Türklüğün simgesidir. Ergenekon'dan çıkıştır. O zaman İran'da Tebriz'i biliyorsunuz. Türk şehridir biliyorsunuz Tebriz. Evet, Azeri Türklerin yoğunlukta olduğu Türk soyluları Azerbaycan İran vatandaşı. Türklerin Güney Azerbaycan'dır o topraklar. Orada Traktör diye bir takım var. Dünyada futbol takımı. Dünyada en çok Türk taraftar olan takımlardan biri diyorsunuz. 40 bin kişilik bir stadı vardır. Ve Kızıl Bozkurtlardır simgeleri de. Ve sahaya çıkan futbolcusu da seyircisi de bu kurt işaretini yapar. Bu kurt işareti bir partinin tekelinde değildir. Bu bir Türklüğün simgesidir. Ergenekon'dan çıkışı simgeler. MHP kullanmıştır. İYİ Parti ve Kayseri Teşkilatı kurulduğu ve faaliyete başladığım bu günden beri ilk kez orada öyle bir işaret kullandınız. Yo, ya da çok daha önceki mitinglerinizde ya da işte toplantılarınızda hiç rastlamadım. Sayın Meral Akşener'in 1 Nisan kurultayında da yapmıştır. Gittiğimiz mitinglerde ki biliyorsunuz ben mitinglerinde de görevdeydim. Yapmıştır. Hatta şöyle bunu özümüzde biz hala ülkücüyüz şeyini canlandırma olarak Türk milliyetçisiyiz ve bu bir Türklüğün simgesidir. Biz Türk milliyetçisiyiz ve Türklüğün simgesidir. Yani Türksünün simgesini ifade edecek başka yerler de vardı. Kurultay çadırının önünde olunca haliyle burada bir nispet, bir çağrışım, bir mesaj olarak yolumuz Erciyes'te. Peki kaç yıldır yasaklandığından bu yana niye çıkmıyorlar? Erciyes'te kimsenin babasının malı değil. Bu simge de kimsenin babasının malı değil. Yani son derece doğaldır bu. Burada herhangi bir provokasyon ya da bir nispet edelim falan filan değil. Spontanedir. Doğaldır. Oraya daha önceden defalarca gelip o kurultaya katılan insanlar vardır. O gün bir anıdır onlar için. Bundan çok fazla anlam yüklemek ya da o tür açıklamalar yapmak cevap bile vermedik zaten. Yani tekrar yuvaya dönüş özlemi olarak algılandı, öyle yorumlar yapıldı. İşte ya biz ettik siz etmeyin geri dönmek istiyoruz mesela Sayın Genel Başkan da orada olunca öyle yorumlar yapan bakın, oldu. Çok biz, çeşitli yorumlara sebep biz oldu. Biz yani. Evimizde mutluyuz, huzurluyuz. Gelecekle ilgili de çok umut doluyuz. Bizim evimiz İYİ Parti, İYİ Partili olmaktan da gurur duyuyoruz. Nedir geleceğe dair umutlarınız Sayın Ataman? Yani işte iki seçim atlattık. Evet. İlk çıkışınız gerçekten İYİ Parti'nin işte medya desteği vesaire, özellikle kadın seçmenlerin çok büyük oy alacağı vesaire. Efendim medya desteği mi dediniz? Medya desteği vardı. Medya çok desteği. Parlattılar. 24 Haziran'da. Genel seçimlerde İYİ Parti çok parlattı. Yok canım. Genel başkanınız kadın olması, kadın oylarının büyük bir kısmını alacağı vesaire söylendi ama gerek genel seçimlerde İYİ Parti bana göre sandıkta beklediğini alamadı gibi. Bakın. Şimdi umutlar ne yönde? Bakın, birincisi şöyle söyleyelim. Hiçbir arkasında güç olmadan sadece kurucuların verdiği parayla kurulan ve tabanımızdaki milletin çağrısıyla Meral Akşener'e ve arkadaşlarına kurun bu partiyi demesiyle kurulan milletin istediği bir partidir İYİ Parti. Daha kurulalı 6,5 ay 7 ay olmuş bir parti bir seçime girdi. Kolay bir şey değildir bu. Bir seçime girdi ve medya desteği ediyorsunuz. Ben Sayın Genel Başkan'la birlikte 2,5 ayda Türkiye'de karayolu olarak 55 bin kilometre yol yapmış bir insanım. Ve televizyonlarda o dönemde toplam bu süre 2,5 aydan bahsediyorum. Yani seçim kararının almasıyla 24 Haziran arasını söylüyorum. Toplam 17 dakika gösterilmiş Sayın Genel Başkan Meral Akşener. Hangi kanallarda? Bütün kanallarda yani, toplamını söylüyorum 17 Fox dakika. Fox TV çok yer ayırıyor. Herkes de izliyordu. 17 dakikadan bahsediyorum. Yani biz yeterince kendimizi anlatabilecek medya desteği görmedik. Yani bunun altını özellikle çizeyim. Medya desteği görmedik. Ha gösterdikleri yerleri de söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. Her mitingde belli yerler vardır. Atıyorum Sayın Genel Başkan. TRT ile ilgili çok güzel bir şey vardı. Hep orayı gösterdiler.
Yani Ankara mitinginde de orayı gösterdik. Atıyorum Kayseri mitinginde de orayı gösterdiler. Neresiydi orası? Hangi bölüm? Ben anlatamadım. Yani TRT ile ilgili. Atıyorum bir tanesi aklıma geldi. Örneğin veya EYT ile ilgili bir şey söyledi. Her gün suya sabuna dokunmayan bir yer diyorsunuz öyle mi? Biz günde 3 il geziyorduk. 3 miting yapıyorduk. Her mitingde Sayın Genel Başkan 1 saat konuşuyordu. Yani bunları göz önüne alırsak biz medya desteği falan görmedik. Biz halkımızla direkt temas etmeye ettik. Öyle söyleyeyim. Başarılı mıydık? Evet başarılıydık. 31 Mart'ta da başarılı mıydık? Evet başarılıydık. Neden? Bu ittifakın... Başarının kriteri ne sizde? Bu ittifakın kurulmasında bunu Sayın Kılıçdaroğlu da kabul eder ve söyler. Meral Akşener bu ittifakın mimarıdır. Ve halkımızda bir umut belirdi. Bunlar da yenilebilirmiş, bunlar da gidebilirmiş. Keşke daha fazla ilde, ilçede ittifak yapılsaydı. Türkiye'nin siyasi iklimini değiştirdik biz 31 Mart'ta. Ne yönde değişti? Ne yönde değişti? Belediyeler değişti. İşte bir takım şeyleri görüyoruz. Artık tek düzelikten bıkmıştı insanlar. Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yaptığı çalışmaları görüyoruz. Hani gelince her şey yok olacaktı. Hani şimdi yeni gelen şeylerle çok mu daha iyi hizmetler alıyorlar? Çok mu daha iyi noktalar? Bence Ankara'daki halkın şey arasında yapılan anketlerde son derece başarılı buluyorlar. Her türlü devlet engellemesine rağmen. Anladım. Sayın Ataman, sevgili izleyiciler, sohbet güzel gidiyor. İzninizle kısa bir reklam lütfen arasına gidelim. Lütfen istirham edelim. Rejiden uyar geldi. Bugün İYİ Parti İl Başkanımız Sayın Sebahattin Ataman Bey'i konuk ediyoruz. İYİ Parti politikalarına neşter atıyoruz. Sohbetimiz sürecek. Gözünüz bizde olsun efendim. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, reklamlar geride bıraktık sevgili izleyiciler. Sohbetimiz sürüyor. Bugün İYİ Parti İl Başkanımız Sayın Sebahattin Ataman stüdyo konuğumuz. Birçok konuyu konuşuyoruz. Tabii asıl mesele ülke meselesi. Ülkenin problemlerini, siyasete yansımalarını değerlendiriyoruz. Neşter atıyoruz. AK Parti pencerelerinden ülke siyasetine göz atıyoruz. Bu Millet İttifakı ile son bir soru sorup artık başka konulara geçeceğim Sayın Ataman. Tabii. Şimdi hep şöyle yorumlar yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden çıkmış insanların çoğunlukta olduğu bir partiydi İYİ Partisi. İYİ Parti kuruluşunda dediğimiz gibi ağırlıklı olarak milliyetçi muhafazakarlar, milliyetçilerin, işte Türklük ülküsünü benimseyenlerin, mukaddes insanların yoğunlukta olduğuydu. Ama seçim dönemlerinde işte Millet İttifakı'nın HDP ile dirsek temasından hep rahatsızlık duydu. Bunu anlatmakta vatandaşa güçlük çekildiğini hep gözlemledik. Hep şöyle denildi. Şimdi kuruluş aşamasında mecliste grup kurma anlamında vesaire CHP'de milletvekili transferleri, CHP desteğinin bir diyeti oldu HDP ile göz yummak İYİ Parti için gibi yorumlar yapıldı. Ne dersiniz? Yani siz özellikle asker kökenli bir insansınız. HDP vatan hainlerinden oluşan bir parti. Yani bunu milletvekili de aynı, teşkilatçısı da aynı, dağdaki de aynı, hepsinin bakış açıları aynı noktada belli. Bu yorumlara, bu eleştirilere ya da bu tespitlere katılıyor musunuz? Ne dersiniz? Bir diyet mi ödedi İYİ Parti? Yok yok. Bizim öyle bir, bizim kimseye diyet borcumuz olmaz. Dimdik ayaktayız. Yani biraz önce söyledim. Bu ittifakın kurulmasının mimarı olan zaten Sayın Genel Başkan'dır. İkincisi HDP eşittir PKK diyen tek liderden bahsediyorsunuz. Bizim kırmızı çizgimizdir HDP. Bu yani eşyanın tabiatına aykırı, bizim adımızın onlarla bir arada anılmasına bile biz tahammülümüz yok. Kimseye de diyet borcumuz yok. Olmaz da. Biraz önce de bahsettim. Açılım saçılım süreçlerini den gelen insanlar Türkiye'nin bunları yadırgamasın diyorsunuz. Türkiye'nin halkının, Türk milletinin vergileriyle hala elektrikte bile vergisini ödediğimiz TRT'de sözde insanlar çıkartılarak aranan bir şahsın mektubuna kadar okutulan bir dönemde bunlar sütten çıkmış ak kaşık olacak. Biz çok açık söylemişiz ya, HDP eşittir PKK demişiz. Hangisi diyor? Bitti. Yani bunun altı, bunu boşa kaşıyorlar. Buradan bir şey çıkaramazlar. Buradan bir şey çıkaramazlar. Biz biraz önce söylediniz. Biz milliyetçi, muhafazakar, demokrat, Atatürkçü ve kalkınmacı bir partiyiz.
83 milyonu da kucaklayacağız. Bir çakıl taşında gözü olanın da gözünü çıkarırız. Bu kadar da net söylüyoruz. Onun için böyle bizi bir yerlere le adımızı andırmak, yandaş medya kanalıyla bunun yayınlarını yapmak. Bunlar biz artık umursamıyoruz bile. Çünkü biz kendimizi biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da yerli ve milli olduğumuzu tescil etmedi mi? Etti. O halde daha konuşacak hiçbir şey yok. Cumhurbaşkanı'nın yani tescilini bu kadar önemsiyorsanız Cumhurbaşkanı niye daha önceden başkanlık sistemi de önemli o zaman. Hayır, şu anlamda söylüyorum. Cumhurbaşkanı daha önce de bu tür işte bu adını andığınız adını bile anmak istemiyorum. Partiyle bilmem neyle bunları söylüyorlardı. Bize terörist diyorlardı. Arkasından yerli ve milli dedi. O zaman yok. Bu Cumhurbaşkanı bile onayladı dediniz. O kısmı onayladı evet. Yerli ve milli olduğumuzu onayladı. Cumhurbaşkanı da önemli. O zaman hayır bakın. Biz Türk milleti olarak bir devlet geleneğimiz vardır. Her ne kadar bugün erozyona uğramış olsa da. Tabii devletimizin başında, başa gelmiş, başımızda gelmiş şu anda Cumhurbaşkanımız eğer X kişisi ise bunu ne dışarıdan ne içeriden Türk milletinin şu andaki Cumhurbaşkanıysa o konu açısından söylüyorum. Temsil yeteneği açısından söylüyorum. O farklı bir konudur. Sayın Ataman, şimdi Ümit Özdağ'ın geçtiğimiz günlerde bir açıklaması vardı. Ümit Özdağ da yine sizin oturduğunuz koltukta oturdu Sayın Yusuf Bey'le birlikte. Program konuyu almıştık. Daha şeyler kurulmadan önce, İYİ Parti kurulmadan önce işte MHP'den ayrılma şeyleri söz konusuydu vesaire. Yol arkadaşlarınızdan birisi, partinin kurucularından bir isim. Geçtiğimiz günlerde İstanbul İl Başkanı Buğra Bey'in işte FETÖ'cü olduğuna dair bir takım açıklamalar yaptı. Genel Başkan bunun yargıya taşındığını, yargı kararıyla durumun ortaya çıkacağını vesaire söyledi Kayseri ziyaretinde falan ama şimdi bakınca bu adam partinin kurucusu. Kuruculardan bir tanesi işte Sayın Akşener'in yol arkadaşlarından bir tanesi. MHP'den kopan isimlerden bir tanesi. Bugüne kadar parti politikalarını belirleyen, dillendiren, işte yönlendiren isimlerden bir tanesi. Yani bu aşamada ne oldu ki, nasıl bir aşamaya gelindi ki böyle bir açıklamada bulunup İstanbul gibi çok ciddi bir metropolün, çok ciddi bir oy potansiyelinin olduğu bir ilin il başkanlığı hakkında böyle bir yorumda bulundu. Yani bunun oturduğu parti açısından baktığımızda oturduğu dalı kesmekle eş anlamlı olduğunu herkes biliyor. Bu nedir? Sayın Özdağ'ın amacı ne buradaki? Gerçekten bir rahatsızlığını dile getiriyordu. Bu parti içinde çözülemez miydi? Şimdi Sayın Halaçoğlu geride kaldı. Birçok isim geride kaldı o günlerden. Özcan Bey keza aynı şekilde. Şimdi Sayın Akşener de yolda giderken hani göç yolda düzülür hesabı, yol arkadaşlarından kurtuluyor mu, kurtulmaya mı çalışıyor? Böyle bir izlenimim var Sayın Özdağ'ın da bundan rahatsızlığını farklı yolla dile getirdi. Nasıl anlamalıyız? Biz anlamlandıramıyoruz vatandaş olarak. Sayın Özdağ niye kendi ayağına sıkmaya çalışıyor? Vallahi bunun muhatabı Sayın Özdağ. Niye ayağına sıkmaya çalıştığını soracağımız kişi Sayın Özdağ. Kendisi çıkacak, açıklayacak. Bir. İkincisi, bu parti kurulalı 3 yıl oldu değil mi? Yani 3 yıla girdi mi? Evet tabii. Sayın Genel Başkan geldiğinde erken de bir pasta da kestik. Evet doğru. Evet, 3 yıl. Bu partinin kurucularından bir tanesi midir Ümit Özdağ? Evet. Öyledir. O dönemde de Buğra Kavuncu var mı? Var. Niye o zaman rahatsızlığını dile getirmedi? 3 yıldır niye sustu? Yani Buğra Kavuncu'nun deşifre olması süreç mi aldı? Zaman mı aldı? Neyin deşifresi? Sayın Genel Başkan açıkladı. Bu konuyu yetkili devlet kademelerindeki iki makamla resmi olarak görüştüğünü, böyle bir şey olmadığı da ortaya çıktı. Ve Sayın Özdağ ne yaptı? Bu açıklamalarını yapmadan bir hafta 10 gün öncesinde bir televizyon programında herkesin de, İYİ Partili herkesin de takdirini kazanan bir şey söylemişti. Bir soru sorulmuştu. Ben parti içi konuları bu ekranlarda tartışmam, bana yakışmaz demişti. Bir haftada ne değişti de Ümit Özdağ bir hafta sonra bu tür ithamlarda, iftiralarda bulundu? Yani bunu ona sormak lazım. Bunu ona sormak. Ümit Özdağ sizin partiliniz, sizin kurucunuz. Bunu ona sormak lazım. Size sormakta peki, hakkımız var peki, yani. Peki tabii ki o ayrı. Peki böyle bir şey vardı da genel başkanla görüştü mü, görüşme yaptı mı, bilgisi belgesi vardı da verdi mi? Bir söylemde bulunmuş Sayın Genel Başkan da bunu devletin en yetkili istihbarat birimlerine, makamlarına sormuş.
Onlardan da böyle bir şey yok cevabı alınmış. E ne oldu? Ya şimdi tabii olay mahkemeye intikal etti. Varsa bilgisi, belgesi, bilmem nesi, devletin mahkemeleri, bağımsız yargımız bu konuyu son derece net bir şekilde ortaya koyacaktır. Bilemiyorum Ümit Bey neden böyle davranmak zorunda. Sayın Özdağ'la ilgili süreç nasıl işliyor? En son yani ben hatırladığım kadarıyla partiden ihracıyla ilgili imza toplanıyordu. Evet, il başkanları. İhraç edildi mi? Hayır daha edilmedi değil mi? Şimdi şöyle. Yani ihraç etse bu tabanda nasıl karşılık olur? Yani ben size şöyle söyleyeyim. Sayın Genel Başkanımız geziyor. Bizler de geziyoruz. Sokaklardayız. Hiç kimse bunu bize sormuyor. Genel Başkanımız geldiğinde de o kadar halk, İyi Partili, Meral Akşener'i seven insanlar bir sürü konuda konuşurken bu konuyu sormadı. Bir tek bir... Ama sormaması nasıl, böyle bir olayın olmadığı anlamına gelmez. Ya medya sorar işte. Biz soruyoruz. İşte, insanlar da merak ediyor. Tam doğru söyleyecektim. Bir tek gazeteci arkadaşımız görevi nedeniyle İncesu'daki basın açıklaması yaparken sordu. O da bu konunun yargıya intikal ettiğini... Sorulması gerekmez mi? Sorulması gerekir. Partinin kurucusu en büyük elin... Tabii ki sorulur. İl başkanı da, böyle bir daha bakın, da sorulur. Bakın şu anlamda söylüyorum. Vatandaş sormuyorsa bunu belki sizler olan saygısından işte parti içi şeyini medya önünde çok gönderir. Önemsemiyorlar. O anlamda söylemek istedim. Yani Ümit Özdağ'ın yani ne etkisi olur diye, ne etkisi olur diye sordunuz. Tabanda bir sıkıntı yaratmaz diyor. Siz başkan olarak gitmesini istiyor musunuz? Yani o yönde imza verdiniz. Verdim. İhraç edilsin istiyorsunuz. Bakın buradaki bizim verdiğimiz imzayı da çarpıtıyorlar. Yani şöyle, biz il başkanları olarak o gece kendi aramızdaki WhatsApp gruplarıyla görüştük. Biz hiç kimseden talimat falan almadık. Bir defa bunun altını çizeyim. Biz kendi aramızda il başkanlarıyla bir WhatsApp grubumuz var. Bu WhatsApp grubunda o ekranda bu şekilde bir il başkanı mevkidaşımıza yapılan olayı kabullenemedik. Ve bunun böyle olmadığını da biliyoruz. Kendi aramızda konuştuk. Bizim oradaki şeyimiz bir il başkanına bu şekilde iftira atılmasından dolayı da gerekli tepkimizi gösterdik. İmzamın da arkasındayım. Yani şöyle bir durum mu var? Yani parti içi bir çekişme mi var? Bir kasıt mı var? Yani niye işte Kayseri İl Başkanı, Ankara İl Başkanı, ne bileyim işte İzmir İl Başkanı değil de İstanbul İl Başkanı? Kendisi İstanbul Milletvekili. Sayın Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanımız, bildiğim kadarıyla da Sayın Özdağ Kayseri kökenliymiş. Tabii Pınarbaşı kökenli. İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde de Sayın Ümit Özdağ vekil İstanbul'da Buğra Kavuncu'nun karşısındaki adayı desteklediğini biliyorum. Bilemiyorum. Bunların muhatabı o kişi, ona sormakta fayda var. Sizin kişisel diyaloğunuz var mı Sayın Kavuncu'yla? Var. Sizin kanaatiniz ne? Yani nasıl bir insan, nasıl bir politikacı? Son var mı öyle şüpheli taraflar? Hayır. Son derece deneyimli, bilgili, kültürlü, İyi Parti eğitimli. Öncesi bir politik deneyimi, background'u var mı? Yok. İyi bir... 3 tane yabancı dili olan, kendisini çok iyi yetiştirmiş, Rusçası, İngilizcesi ve Kazak Türkçesi de var. Ve 31 Mart seçimlerindeki çalışmaların en büyük mimarlarından bir tanesi. Yani verimli bir insan için hedef gösterildi mi dememiz lazım? Biz öyle düşünüyoruz. Anladım. Evet Sayın Ataman, biraz Kayseri'ye gelelim. Kayseri için yeni bir il başkanısınız. Koltuğa yeni oturdunuz. Kayseri İl Teşkilatı aktif bir teşkilat. Vekil seçiminde, milletvekili seçiminde çok fazla adaylarının vesaire yaşandığı vesaire bir teşkilattı. Bundan sonrası için yol haritanız nedir? Siz koltuğa oturdunuz. Sayın Bozkurt'u da zaman zaman partiye çok ilgilenmemeklilere götürmekle grubunuzun özellikle seçim döneminde suçladı demeyelim de eleştirdiği konular oluyordu. Siz daha aktif bir il başkanı olarak, beklentiler de o yönde. Neler yapacaksınız? İşte oy oranını yükseltmek, tabii ki. Ne bileyim işte üye sayısını artırmak vesaire var. Sen neler yapacaksınız? Yani bunlar hedef. Bunlar tabii ki, tabii ki. Seçim öncesi de, kurultay öncesi de, ilk kongresi öncesi de dile getirdiniz. Ne yapacaksınız? Bundan sonra sizin yol haritanız nedir? Tabii ki. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Benden önceki il başkanımız Süleyman Bozkurt benim arkadaşımdır.
kendisinin çok da hizmeti vardır. Tabii benim bir avantajım var. Benim avantajım emekli olmam. Onun tabii işleri de vardı. Yani o tür fazla eleştirmeye falan filan bu bizlere de yakışmaz. Geçti artık herkes, onun dönemi tabii, kapandı. Herkes, iyi ya da kötü. Emeğine sağlık. Emeğe geçen lazım. Herkes tabii, Allah binlerce defa razı olsun. Kolay bir süreçte il başkanlıkları yapılmadı. Tabii ki hedeflerimiz var. Hedeflerimiz nedir? Biliyorsunuz işte 31 Mart seçimlerinde Sayın Vekilimiz Dursun Ataş aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızda %32'lik bir oy aldık. Talas'ta yüzde... Millet İttifakı olarak. Millet İttifakı olarak. Şimdi CHP varsa... Tabii Millet İttifakı olarak söylüyorum. Talas'ta da %41-42 civarında bir oy almıştık. Şimdi bizim amacımız şu. Bir, üye sayımızı artıracağız. Çünkü aidiyet konusu önemli. Bugün Cumhur Reisi açıklama yaptı veya işte Cumhurbaşkanlığı açıklama yaptı. Üye olanlar işte külliyede ağırlanıyor falan diye. Demek ki üye önemli bir fonksiyon. Çünkü aidiyet duygusunu artırıyorsunuz insanların. Bir aidiyet, mensubiyet duygusu çok önemli. Önemli tabii canım. Yani kendini bir yere ait hissetmek. Tabii tabii önemli. Çok önemlidir. O nedenle üye sayısını artırmak için faaliyetlerimiz var. Bizim maalesef kuramadığımız bir teşkilatımız var, Özvatan. 15 gün içerisinde inşallah oranın teşkilatı kurulmuş olacak. Bu kadar bir süreci aldı ki niye böyle bu kadar? Yani şöyle yani söyleyeyim. Süleyman Bey'in Süleyman Bey'in falan değil. Onu düzelteyim. Ben teşkilat başkanıydım o zaman. Benden önce de vardı. Yani 3 yıllık yani bu, süreç. İşte orada bir teşkil. Orada şöyle. Özvatan çok farklı bir yerde. Özvatan biliyorsunuz bu Interland olayından sonra 3-4 tane büyük kasabanın birleşmesiyle yani birlikte oluşturulmuş. Bir şey oldu. Ve, evet. Bu nedenle orada çok fazla ikamet eden insanlar da yok. Kayseri ile diyaloglu burada oturuyor, gidip gelme falan gibi. Bu nedenlerle olan, ama şunu söyleyeyim, bakın teşkilatımız olmadığımız bir yerde biz bir tane meclis üyesi çıkarttık, biliyorsunuz değil mi? Bizim orada meclis üyemiz var. Yani o da ilginç. Ya o da çok ilginç. Teşkilatımızın olmadığı yani Özvatanlar yerde demiş ki siz ne kadar buraya bir teşkilat kurmasanız da hadi biz size bir tane. Ve adayımız da vardı orada. Şimdi onu inşallah en kısa zamanda yapacağız. Biliyorsunuz binamızı değiştirdik. Buradan yine o binayı tutan, o güne kadar getiren bütün emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Daha büyük bir mekanımız oldu. Daha kompakt bir çalışma ortamımız oldu. İlçelerle koordinasyonumuzu çok sıkı tutuyoruz. Sürekli ilçeler ziyaretlerimizi yapıyoruz. Esnaf ziyaretlerine çok, sosyal medyada izliyorsunuzdur belki. Esnaf ziyaretlerini çok önemsiyoruz. Meclis üyelerimiz çok iyi çalışıyor. Gümbür gümbür çalışıyorlar. Kayseri'de gerçek anlamda tek muhalefet parti İyi Parti'dir denmeye başladı. Tek tek isim söylemiyorum. Bütün meclis üyelerimizden bahsediyorum. Bu arada onlar geziler yapıyor, bizler geziler yapıyoruz. İşte Kapalı Çarşı'dan giriyoruz, Hunat Çarşısı'na giriyoruz, Yeraltı Çarşısı'na giriyoruz, tramvaya biniyoruz, hayvan pazarına gidiyoruz, organize sanayinde fabrikalara, işçilere gidiyoruz, esnafları ziyaret ediyoruz. Bu çok Sayın Genel Başkanımızın millet bizi çağırıyor konsepti içerisinde yaptığı şeyleri biz de iz düşümü olarak Kayseri'de yapmaya çalışıyoruz. Büyüyeceğiz, hedeflerimiz var. Biz bu partinin bir tek hedefi var. Türkiye Cumhuriyeti'ne yeniden soluk kaldıracak, yeniden kurucu ayarlara dönecek şekilde güçlendirilmiş bir parlamenter sistemin olduğu bir iktidar ve artık bunaldı insanlar, ekonomik olarak bunaldık, hukuksal olarak bunaldık, adalet yoksunluğundan bunaldık. Yani bu buhranlı dönemi bitirecek kadrolara da sahibiz. Kayseri'de de ben şunu söyleyebilirim, tüm teşkilatım adına söyleyebilirim. Müthiş bir teveccüh var Kayseri halkından. İyi Parti'ye karşı müthiş bir sempati var, yakınlaşma var. Üye kayıtlarımız çok canlı gidiyor. Yarın da burada da sizin... Kaç üyeniz var? Yarın da burada sizin vasıtanızla söyleyeyim. Yarından itibaren Cumhuriyet Meydanımızda üye kayıt standımız açılacak. Üye kayıt standımızla birlikte yeni üyeler kaydedeceğiz. İlçelerimizde üye kayıtlarıyla ilgili çalışmalarımız var. Her geçen gün üstüne koyarak gidiyoruz. Bu çok güzel. Daha öncelerden bize bakış açıları belki farklı olan insanlar bile telefonla bizi çay ve kahve içmeye çağırıyor. Biz de onları çağırıyoruz. Diyalogumuz çok iyi. Sokaktayız.
tüm teşkilat olarak söylüyorum, ilçe başkanlarım, ilçe yönetim kurulları, divanlar, meclis üyelerim, böyle olunca da sokaklarda insanların dertlerini dinleyen, diyorlar ki seçim yok, niye geziyorsunuz? Çünkü alışılan bir şey var, seçimden seçime gezilir. Biz öyle değil, biz seçim meçim düşünmüyoruz. Gelenek öyledir, geleneği bozuyormuşsunuz siz. bizim şeyimiz belli, yani bizim derdimiz işsizlik, açlık, geçim sıkıntısı, halkın sıkıntılarını dinlemek ve bunları genel merkezimize de bildirmek. Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantılarında Sayın Genel Başkan o kürsünün gerçek sahibi olan milletin içerisindeki insanları da çıkartarak söz kürsüyü o insanlara veriyor. Bizim derdimiz bu. Anladım. Tabii ne derece karşılık buluyor, karşılık bulacak, bunları zaman gösteriyor. Tabii daha ki. Doğrusu sandık gösteriyor ama tabii insanlar elinden geleni yapması lazım. Politikacının işi politika yapmaksa elinden geleni yapacak. Sayın Atılman, sizin siyasetteki beklentileriniz nelerdir? Kendi adınıza, şahsınız adına. İleride milletvekili adayı olmayı vesaire düşünüyor musunuz? Var mı bu tür beklentileriniz? Bakın daha önce de bana... Yani şunu hep söyleniyor işte, yeni bir seçim olsa yine birinci sıra adayı Dursun Ateş olacak. Genel merkezde çok takdir görüyor, çok görevlendiriliyor. Çok tabii, çalışıyor. Çok çalışıyor diyor. Biraz da keşke Kayseri'de gelse, çalışsa ilçelere diyorum ben. Yok, de. Geziyor. Biz mesela bir tane daha programa çıkaramadık kendisiyle. Bir ekranlarda da çok görünüyor. Ben ileteyim. Bugün izleyecekti. Gerçi yani. Akşam izler. Bakın şöyle söyleyeyim. Sayın vekilimiz gerçekten çok çalışıyor. Daha bundan 20 gün önce, 25 gün önce. Sanırım bir sonraki dönemi de garanti etmek için sadece genel merkeze çalışıyor. Hayır. Bakın. İki tane komisyonda birlikte, yani mecliste iki komisyonda, hem tarım komisyonunda hem milli savunma komisyonunda görevi var. Ayrıca şu anda genel idare kurulu üyesi oldu. Ayrıca teşkilat başkanının yardımcısı. O birinci sırayı garantilemiş. İkinci ya, sırası için. Peki iki üçü çıkartabilir mi? Yani bir gelecek olabilir mi sizin adınıza? Biz mi? Bakın. Real konuşun yani, hedef olarak. Daha seçim yok. Ben daha 2-3 yıl neler değiştirecek? Bakın ben realistimdir. Siyasetle ilgili şöyle söyleyeyim. Ben bu partiye girdiğim zaman şu andaki genel başkan yardımcılarımızdan bir tanesi bana şöyle bir şey sormuştu. Komutan, beklentim var mı ya da şeydi. Benim bir beklentim yok dediğimde çok güzel bir cevap vermişti. Siyaset beklentisiz yapılmaz demişti. Beklentileriniz var, hırslısınız da. Hayır, hırslı falan değilim. Hırslısınız. Bakın ben size şöyle söyleyeyim. Mesela siz başkan, yani bir önceki yönetimde teşkilat başkan yardımcısıyken teşkilat başkanı diye şeyler gönderiyordunuz. Evet, teşkilat başkanıydım çünkü bizde öyle. Yani başkan yardımcısı olur. Bizde öyle. Öyle mi? Tabii biz de öyle. Mesela şu anda benim yayınladıklarımı da bakın. Divanım yayınlarken teşkilat başkanı, ekonomiden sorumlu başkan, kalkınma çok başkanı, bir başkanı, yönetiminiz var. Politika başkanı. Tabii divanımız böyle. Genel merkezde de böyle. Mesela Koray Bey teşkilat başkanı. Metin Ergün İşte yerel yönetimler sıkıntı başkanı. İşte olmuyor mu çok? Aynı. Onun, çünkü Üstün Bey, onun altında da başkan yardımcıları var. Mesela onu söylüyordum biraz önce. Sayın Dursun Ataş vekilim teşkilat başkanının yardımcısı aynı zamanda. Doğudaki iller ona bağlı. Sürekli oralarla da irtibat halinde geziler düzenliyor. Genel merkez peki düşünmüyor mu? Yani bunlarla sırada bu adamcağızın gidip memleketinde iş yapsın geliyor, ki. Geliyor geliyor. Partide de yani merkez yani seçim bölgesinde de buna ihtiyaçları şöyle var. Şöyle söyleyeyim. Bir insana bu kadar iş yüklemek de doğru mu? Bir ay öncesinde sayın vekilimizle birlikte Develi, Sindelöyük ve Yahyalı'daydık biz. Halkla birlikteydik. Yani geziyoruz. Bir arada geliyor da diyorsunuz. Ya arada değil. Şahsınızla ilgili beklentileriniz konusunda ben bir daha döneyim. Var mı milletvekili şimdi, olmak için? Hırsızsınız daha erken dediniz. Mi bunun hırsızsın, tabii ki çok erken. Hırsızsınız dediniz. Aslında çok fazla hırslı bir insan değilim ama böyle denmesi de hoşuma gitmiyor değil. Neden onu söyleyeyim. Ben ilçe başkanı da olabilirdim. İstemedim zamanında da. Teklif edildi, hayır dedim. Sayın İl Başkanımız Süleyman Bozkurt Melik Gazi'den atandığında il başkanlığına, ben Melik Gazi'de kalıp Melik Gazi ilçe başkanı da olabilirdim. Hayır, ben onunla birlikte geldim, teşkilat başkanı olarak görev yaptım. GİK üyeliği falan daha önceki dönemlerde de hiç düşünmedim. Meclis üyelikleri gündeme geldi. Hiçbir şekilde aday olmayı bile düşünmedim. Ondan sonra için düşünüyorsunuz ama. Artı üst kurul delegesi hiç olmadım. Kurucu olmama rağmen. Böyle bir talebim de olmadı. Yani böyle bir şeyim yok. Ama tabii ki siyaset beklentisiz yapılmaz. Bu olay şudur. Bakın çok erken. Yani
Seçimin ne zaman yapılacağı belli değil. Ama yerlere ulaşmak için de erken hedef koyup yol almak lazım. Tabii ki yaşayacağız mı yaşamayacağız mı? Bence hedefleriniz var ama dillendirmiyorsunuz. Hayır hayır söyleyeceğim. Yok hayır yok yok ben çok net konuşurum. Şimdi çok erken derken şunun için söylüyorum. Zamanın ne getireceğini bilemezsiniz. Bu arada tabii ki sizin bir şey istemeniz bir şey ifade etmiyor. Benim bir teşkilatım var. Benim üyelerim var. Bana mutlaka ama önce bana sizin istemeniz bana gerekiyor. Oy veren insanlar var. Bu insanlar bizi il başkanı olarak seçtiler. Çok kısa bir süre içerisinde bir seçim olsa Mart gibi diyelim. Ben aday olmam. Çok net söylüyorum. Ben aday olmam. Artı gerçi sizin partiniz onun şeylerini yaşadık işte. Şunu da söyleyeyim. İl başkanınız öyle bir istifa etti ve artık yok nerede bilmiyorum yani. Şunu da söyleyeyim. Erken adaylıkla ilgili biraz şey oldu. Evet, adaylıkla ilgili de yine çok net bir şey söyleyeyim. Ben aday olmam. Beni teşkilatım adayı gösterirse, genel merkez onaylarsa başım gözüm üstüne. Hayır da demem diyorsunuz. Yok demem. Anladım. Çok net konuşuyorum yani. Sayın ama Atan'ın... bu ha şunu da söyleyeyim. İyi Parti'ye girerken de şimdi de ya şöyle olayım, böyle olayım değil. Biz yaşadıklarımız var. Kendi hayatımızda yaşadıklarımız var. Çektiğimiz sıkıntılar var. Bu iktidara karşı bu iktidarın yüzünden yaşadıklarımız da var. Benim çocuklarım rahat etsin, benim torunlarım rahat etsin. Benim amacım o. Ben 50 yaşını geçmiş adamım, emekli bir adamım. Ayağımı uzatır, çubuğumu yakarım, rahatıma da bakarım şu saatten sonra. Ama bu memlekete borcumuz var. Bu memlekete borçlarımızı ödememiz gerekiyor. Artı biz nasıl olsa rahata erdik, bizden sonra tufan diyecek bir yapımız yok. Çocuklarımız var, geleceğimiz var, bu memleketin geleceği var. O yüzden bizim şahsi bir hırsımız, bilmem nemiz olmaz. İyi Partili düz bir üye olmak bile benim için çok büyük bir onur ve gurur. Sayın Ataman, şimdi politik arena kaygan bir düzlem. Gereğinde siyaha beyaz, beyaza siyahın denilebildiği, hı hı, ve bunun mazur görüldüğü. Siz asker kökenlisiniz ve askeriye de tam tersidir. Yani siyah siyahtır, beyaz beyazdır. Her şey nettir. Asker kökenli bir insan olarak siyaset arenası zor gelmeyecek mi? Zor gelmiyor mu? Yani İYİ Parti öncesinde sizin var mıydı bir politik geçmişiniz? Hayır yok ben yoktu, askerdim. Değil mi? Askerdiniz. Yani o anlamda baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz işte önünüzü ileriki günler? Yani şahsında. şöyle söyleyeyim. Avantajlarını silahlı kuvvetler mensubu olmanın avantajlarında yaşadığım şeyler olmuyor değil. Biz çünkü yetiştirilirken de en kötü şartlara göre tatbikatlarımızı yapardık. En kötü şartlara göre yetiştirilmiştik ki ondan daha alt seviyede. Yani gereğinde siz de siyaha beyaz diyebilir misiniz? Bakın şöyle söyleyeyim. Demeniz gerektiğinde. Hayır bakın ben şöyle söyleyeyim. Biz ilkeli insanlarız. Belli ilkeler vardır. Bunun asker olmakla normal bilmem işte memur olmakla şunu olmakla. İlkelerinizi siyasette de uygulayacaksınız. İlkeli yani. Olursanız. Umarım uzun ömürlü olursunuz. İlkeli olursa bakın bu memleketin en büyük sorunlarından bir tanesi bu bence. İlkeli olmak. İlkeli olmak o kadar güzel bir şey ki ilkeli olursunuz. Türkiye bir yol ayrımında aslında biliyor musunuz? Şimdi biz vatandaş olarak bunun zor olduğunu düşünmüyoruz. Aksini olması vatandaş gerektiğini olarak düşünüyoruz tabii. Ama işte siyaset arenası bunu kaldırmıyor. Tabii yani ki zor. Ülke gerçeklerini de biliyorsunuz tabii, az çok. Yani. Ama artık bakın Türkiye 1960'ların, 70'lerin, 80'lerin, 90'ların hatta 2000'lerin Türkiye'si değil. Siyasette iklim çok çabuk değişiyor. Bakın biraz önce program... Değişti mi? Değişiyor mu gerçekten? Değişiyor. Biraz önce programın başında dediniz ki bir vatandaş olarak bu üsluptan, bu ağızdan usandık dediniz. Öyle mi? Öyle. Hepimiz yani kavga şeyini sevmiyorum. Kavga üslubunu sevmiyorum. Bakın, ama bir dönem prim yaptı. Şimdi demek ki bir şeyler değişiyor. Artık kasaba siyaseti de bitti. Z kuşağı geliyor. Ve bu Z kuşağı çok farklı bir kuşak. Yani bizler ve bizden önceki nesillerde şöyle bir şey vardı. Parti tutmak fanatik bir futbol kulübü taraftarlığı gibi. Namus meselesi. Öyleydi. Artık o bitti. Artık mesela ben Z kuşağıyla çok ilgileniyoruz. Arkadaşlarım gidiyor. Ben... Z kuşağı bu ülkenin geleceği yani ya, dünyanın geleceği ilgilenmek zorunda. Gittiğimiz yerlerde soruyorum mesela. Hiç parti adı vermeden. Vallahi yalnız ki, onlar da çok apolitik yani. Ben oraya geldim. 3 tane bizim evde var. Oradan biliyorum. Şimdi, yani zorla haber izlemeye davet ediyorum. İşte internetin başından kalkın da gelin diye. Bir apolitikler
Ama sorgulayıcılar. İki, bu çocuklar, bu çocuklarımız biraz ego sahipleriler. Normal bu etten, kemikten, sinirden oluşmuş hayatlarının dışında, ki bu hayatlarında çok fazla arkadaşları yok, seçiciler, ama şu dijital ortam ve o telefon, cep telefonu, binlerce arkadaşları var ve anında organize oluyorlar. Oy mu yok öyle patladı, biliyorsunuz. Şimdi bu çocuklar şunu sorguluyorlar. Diyorlar ki benim geleceğimle ilgili beni düşünen hangi siyasi lider? Benim işsiz kalmamı önleyecek politikalar hangi partide? Bunu sorguluyorlar. Z kuşağı ile ilgili özel bir çalışma yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Çok gençlik kollarınızdan, var. Kadın kollarınızdan hiç ses yok mu? Var, yani. Yok. Kadın kollarımız, dün de LÖSEV'deydik. Biliyorsunuz LÖSEV haftası. LÖSEV'deydik. Aşure şenliği de yaptık. Bakın biraz da Covid etkiliyor. Artı gençlik kolları ile... Yani bu zaman için, şu tabii, dönem için onu söyleyebiliriz. Evet. Ama dediğiniz gibi Covid'in etkilerinde işte dijital ortamla başka şeyle bir şekilde... öyle az öyle etmeye çalışıyoruz. Yani çalışmalar devam ediyor. Tabii, etmek de zorunda. Üniversiteler kapalı, öğrenciler yok. Bizim gençlik kollarındaki çocuklar memleket. Yani hedef kitleye ulaşmakta sıkıntı var yani şu an. Yok, hayır, yok, ulaşıyoruz. Dijital ortam çok kesinlikle ulaşıyoruz. Benim şu anda şöyle söyleyeyim. İYİ Parti il başkanlığında ve ilçe başkanlıklarında gençler ağırlıkta, yönetimde de ağırlıktalar, divanda da ağırlıktalar. O çocuklar bizim geleceğimiz, onların önünü açıyoruz. Onlara ve çok heyecanlılar. Bu heyecan bizi de heyecanlandırıyor. O yüzden de çok mutluyuz. Bakın Z kuşağı gerçekten çok önemli ve bu çocuklar artık umutsuzluğa doğru gitmişler. Yapılan bir araştırmada, bunu MAK ve Yeditepe Üniversitesi yapmıştı. Soru çok net. Mutlu musunuz? Cevap iki şık. Evet, hayır. Hayır cevabı 165. Bu memleketin geleceği olan çocukların %65'i mutsuzum diyor. Soru çok net. Bu ülkede yaşamaktan mutlu musunuz? Mutluluktan ne anlıyorlar? Mesela mutlusunuz şimdi, derken niçin mutsuzlar işte? O üstündeki telefonun modelini değiştiremediği için. O anlamda mutsuz, değil. Üstündeki hiç... sorular var. Mesela yani, diyor ki bu ülkede yaşamak istemiyorum diyenlerin sayısı %70'e varmış. Bakın, öğrenci boyu kadar kitap bitiriyor üniversite sınavları için. Ve giriyor, o kadar zor. Aileler de onunla birlikte o kitapları bitiriyor aslında. Çünkü sosyal yaşantılarını bile o çocuğa göre ayarlıyorlar. Çocuk kazandığı gün çok mutlu, ertesi gün mutsuz. Niye diye sordum. Diyor ki evet, dün çok mutluydum, kazandım, bugün mutsuzum. Bitirebilecek miyim? İş bulabilecek miyim? Annem babam beni okutacak. Sevdiğim kız ya da sevdiğim erkekle evlenebilecek miyim? Arabam olacak mı? Almanya'da işte beklentilerin çıtasını yükselttiğimiz için biraz da mutsuzlar. Çok Almanya... fazla yükseltmemek lazım. Biz insanlara kanaati de öğretmeliyiz. Kanaati öğretelim de 4 yıl üniversitede okuduktan yani, sonra boş gezen çocuğa neyin kanaatini öğretiriz? Yani o konularda haklısınız. İşsizlik had safhada, dünyada böyle, Türkiye'de de. Almanya'daki yaşıtı bir genç. Biraz da işte manevi yönden de destek vermek Almanya'daki lazım. Almanya'daki yaşıtı bir genç 6 aylık çalışmasıyla bir araba alırken 20 yıllık çalışmasıyla bir araba alan çocuğa hangi kanaatte öğreteceksiniz? Yani bakın çok şeyler var. Bugün sene başında asgari ücret 390 dolardı. Şu anda 260 dolara düşmüş. Aylık sınırı 2447 lira. 4 kişilik bir ailenin aylık sınırı 2447 lira. Yoksulluk sınırı 7973 lira olmuş bu ülkede. Askıda ekmek var diyorlar. Yani bu çok ayıp. Yani geldiğimiz noktaya bakın. Askıda ekmeğin geçmişi çok güzel bir şey. O fakir parayı düşünmek şey. Yiğit muhtaç ama olmuş. Yani, yiğit muhtaç olmuş, kuru soğana Osmanlı diyordu. Osmanlı'nın görkemli zamanında da vardı ama ne amaçla kullanıp nasıl algılandığına bağlı yani. Ben onda çok rahatsızım. Askıda ekmek kötü bir şey değil. Hayır. Ha, askıda ekmeğe ihtiyaç duyan insan sayısı çok fazlaysa bunu oturup düşünüp soru işaretlerine cevap bulmak lazım ama herkes askıda ekmek uygulamasını eleştiriyor oldu. Bu kötü bir şey değil mi? Sosyal dayanışmanın bir örneğidir yani. Orada şahsınız demiyorum, genel manada. Ben de aynı şekilde malzeme ediyorlar. Yanlış bir şey. Muhtaç olmuş, kuru soğana diyordu. Kuru soğanın kilosu kaç para olmuş? Bakın, askıda ekmek, ben 11 yaşında askıda ekmekle tanıştım. Babamla fırına gidiyoruz. Yeni mahallede oturdum ben. Babam alırken geçmiş gün, yani 2,5 lira diyelim, o zaman 2,5 lira vardı, veriyor. 1 lira alması gerekiyor, atıyor. Veya 1,25 almıyor. Yarısını almıyor. 1-2 sonra dedim ki baba sen
ekmek parası veriyorsun ama üstüne almıyorsun. Dediğim zaman oğlum dedi, bana askıda ekmeği rahmetli babam anlatmış. Yani. Dedi ki oğlum. İşte bunu tam böyle anlatmadıkları için gençler askıda ekmeğin ya, kötü bir şey olduğunu zannediyor. Evladım yani. Dedi. O bir sosyal dayanışma. Evladım dedi. Ama böyle fısıltıyla bir şey söylüyor. Yani. Evladım dedi. Alamayanlar olabilir. Onun tabii için ben dedi bırakıyorum. Bazı alamayanlar ekmek alsın diye. Ve ben bunu hayatımda uyguladım. Hala da uyguluyorum. Lazım, ancak bir kukla yapıp oralara ekmek poşeti asarak askıda ekmek olmaz. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Göstermemek. Mesele bu. Yoksa sosyal dayanışma. Biz fıtrat sahibi milletiyiz. Bir lokma bir hırka felsefesiyle yetişmiş biriz. Gençlere de bunu öğretmek bizim lazım. Komşusu açken tok yatan bizden değildir felsefesiyle yetişmiş insanız. Bu çok farklı bir şey. Tabii. Bunu bu şekilde sokmak ve acı olan şu, askıda ekmekteki acı olan şu. Benim memleketimde insanlar askıdaki ekmeğe niye muhtaç oldu? Bunu niye sorgulamıyor? İşte o askıda ekmeğe ihtiyaç sahibi çoğalıyor. Orada evet, bir sorun var. Ama uygulanan doğru bir yöntem. O bir sosyal dayanışma. Bakın, organize sanayi bölgesinde gezerken bir işçi arkadaşla konuştum. İşçi arkadaşla konuşurken özür dileyerek bir soru sorabilir miyim dedim. Buyurun başkanım dedi. Ayda kaç kilo et alıyorsun dedi. Güldü. Başkanım kurbandan kurbana o da taksitle dedi. Sözün bittiği nokta burası. Evet. Umuyoruz ki gelecek günler çok daha güzel şeyler getirsin. Sayın Ataman, öncelikle nezaketiniz ve davetimize icabetiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, değerlendirmeleriniz, bilgiler için. İnşallah gelecek güzel günler getirsin. Sizlere ve ekibinize de tekrar muvaffakiyetler diliyoruz. Son bir mesajınızla noktayı koyalım. Sürenin bittiğini çok arkadaşlar teşekkür uyarıyorlar. Buyurun lütfen. Ceyhun Bey, sizin şahsınızda Kay TV ailesine bu davet dolayı çok teşekkür ederim. Şeref duyduk efendim her zaman için. Basın bizim için çok önemli. Hep dördüncü güç diyoruz. Bizlerin yani her rejimde iktidar bulunur ama değerli olan muhalefettir. Bize bu kanalı açtığınız için, bize bugün bu sohbet havasında bir yayın yaptığınız için ben şükranlarımı arz ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun, eksik olmayın. Sevgili izleyiciler, bugün de sizler için İYİ Parti İl Başkanımız Sayın Sebahat Ataman'ı stüdyomuza konuk edip olaylara İYİ Parti penceresinden bakıp ülke politikalarına, ülke meselelerine, elimizin meselelerine neşter atmaya gayret ettik. Amacımız kafanızdaki soru işaretlerine cevap bulmak. Umuyoruz ki faydalı olabilmişizdir. Yeni bir programda yeniden görüşünceye dek tüm güzellikler sizlerin olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın efendim. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.